Birazdan izleyeceğiniz ders uç sonuca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, bu derste Calculate fonksiyonuna bir giriş yapacağız. Daha önce filter konteksti değiştirme kabiliyetine sahip filter, all, all selected gibi fonksiyonların Calculate ile birlikte nasıl kullanıldığına bakacağız. Calculate en basit tanımıyla bir modifier. Modifier ne demek? bir ifadenin farklı varyasyonlarını hesaplayabilen bir fonksiyon. Yazdığımız metrikleri hatırlayacak olursak, Sam'e verdiğim satışlar tablosunu ol parantezi içine aldığımızda all fonksiyonu satışlar üzerinde filtre koyan bütün kullanıcı seçimlerini, slicer'ları hepsini kaldırmıştı. Hiçbirini umursamıyorum, satışlar tablosunun tamamına bakacağım diyordu. Bu formülün calculate'li versiyonunu yazalım. Bunun bir kopyasını alalım, aradaki farkı görmek adına New Measure, Satışlar, All, Calculate, önceki formülümüzü komente alalım ve bunun Calculate'li versiyonunu yazalım. Calculate diyor ki bana bir ifade vereceksin, bir expression vereceksin, onu farklı filtreler altında hesaplayacağım, modifikasyonunu alacağım expression daha önce yazdığımız bir metrik olabileceği gibi bir metriğin açık hali de olabilir. Biz genellikle bütün veri modellerinde önce bize lazım olan bütün sütunlar üzerinden temel metriklerimizi yazarız. Miktar üzerinden sum lazımsa sum satışlar miktar, ortalama min max ne lazımsa en kısa halleriyle temel metriklerimizi yazarız. Ondan sonra calculate ile birlikte o temel metrikleri çağırıp varyasyonlarını alırız. Satışlar gel ürün rengi kırmızı olanlara bakacağız. Satışlar gel geçen seneki tüm satışlara bakacağız gibi. Daha önce yazdığımız satışlar metrini çağırıyorum. Bunun varyasyonunu alacağız. Neye göre? Tüm satışlar tablosu üzerinden farklı bir modifikasyonunu alacağız. All aynı tablon, satışlar, satışlar tablosu üzerindeki bütün filtreleri kaldır tüm satışlar tablosuna bakacağız ve satışlar metriğini tüm satışlar tablosu üzerinden yani calculate'e verdiğimiz filter condition'ı üzerinden hesaplayacağız. Bunu da bir matrise düşürelim. Daha önce yazdığımız versiyonla aynı sonucu veriyor. Bu iki ifade, bu iki formül birbirinin birebir eşleniği. Aynı şey all selected içinde geçerli. Onun da formülünü kopyalayalım sağ tık. Satışlar all selected calculate. Önceki formülü comment'e alalım. Calculate satışlar gel. Senin bir varyasyonunu alacağız. Neyin üzerinden? All selected satışlar üzerinden. Bunu da aynı matrise düşürelim. Burası da bu rakamla aynı. Bu formül, bu formülün birebir eşleniği. Peki bu slicer'daki filtreleri kaldıralım. Bu sayfanın da bir kopyasını alalım. Sağ tık, duplicate. Matrisi biraz sadeleştirelim. Matriste kategori yerine de satıra rengi koyalım. Şimdi daha önce kırmızı renkli ürün satışlarının all versiyonuyla yazdığımız bir formülümüz vardı. Bir metrimiz vardı. Onu da matrise düşürelim. Bu formülün de bir kopyasını alacağım. Bir Calculate'li başka bir versiyon yazalım. New measure. Kırmızı renkli ürün satışları Calculate. Formülümüzü comment'e alalım. Calculate satışlar. ürünler tablosundaki renk sütunu kırmızı olacak. Bu yazdığımız metriği gene matrise düşürelim. Şimdi her iki metrikte aynı şeyi hesaplıyor gibi gözüküyor. Ama bu formülle bu formül birebir eşlenik değil. Aynısı değil. Şimdi ne fark var? Üstteki ilk yazdığımız formülün cümlelerini açmak gerekirse diyordu ki Satışlar tablosu üzerindeki tüm filtreleri kaldır. Ürün rengi kırmızı olan ürünleri bul. Bu tablo üzerinden fiyat miktar çarpımlarını topla gel. Yani tüm kırmızı ürünlerin satışlarını bul. Aşağıdaki versiyon diyor ki sadece ve sadece ürünler renk sütunundan gelen bir filtre varsa o filtreye riayet etme. O filtreyi kaldıracağız ama diğer sütunlardan Kategoriler gibi yıl gibi gelen bir filtre varsa onlara riayet edeceğiz. Eğer burada kategorilerden bir seçim yapacak olursak aradaki fark ortaya çıkacaktır. İki formül birbirinin aynısı değil. Burası hiçbir filtreye tepki vermezken kalkülde yazdığımız biraz önce rengi kırmızı olacak diye yazdığımız kalıp renk haricinde bütün filtrelere riayet ediyor ama rengi riayet etmiyor. Matriste satırda ne var? Renk var. Orijinal filter context cümlelerini tekrar kurmak adına açalım formülümüzü. Eşittir öncesinde filter context'imizde ne var? Altın. Bununla başlıyoruz. Calculate satışların modifikasyonunu almadan önce şu ifadeyi şöyle çeviriyor. Ürünler renk sütununda bir filtre varsa onu umursamıyoruz. Kaldırıyoruz. Orijinal filtre kontekstteki renk gitti. Onun yerine kırmızıya bakacağız. Filtre kontekste riayet ederek çalışan satışlar metrindeki kırmızı tutarıyla buradaki aynı. Bu Calculate'in kalıplarından bir tanesi. Bu Calculate kalıbının açılımı, internal açılımı aslında şu alanı efektif kullanmak adına burayı kaldırıyorum. İkisinin aynı olmadığını gördük. Burayı komente alacağım. Calculate satışlar. Bu kalıbın internal açılımı renk sütunu üzerindeki bütün filtreleri kaldır. Yani filter all ürünler renk rengi kırmızı olanlara bakacağız sadece. Bu kalıbın internal açılımı bu. Hangi sütun değerini verdiysek, hangi filtreyi verdiysek o sütundan gelen bütün filtreleri kaldıracak, bizim verdiğimiz filtreyi oluşturacak ama diğer sütunlardan kategori gibi, yıl gibi diğer sütunlardan gelen filtrelere riayet edecek. Peki bu kalıpla biz neyi söylemek istiyoruz? Daha pratik çözümüyle, daha pratik sonucuyla. Bu matriste renk yerine tekrar kategorileri koyalım. Rengi de kaldıralım. Kategori seçiminde buradan sıfırlayalım. Pratik sonucu itibariyle böyle bir kalıp tekrar formülünü görmek üzere açalım. Herhangi bir boyut değeri altındaki verdiğimiz stringe verdiğimiz filtreye riayet eden satışları bulmak için. Bilgisayarlar kategorisi altında kırmızı renkli ürün satışları boymuş. Peki biraz daha ilerleyelim. Bu Calculate'e giriş dersini All ve Ekirüs ile sınırlı tutacağım. Calculate için ayrı bir modülümüz zaten var. Detaylı bir şekilde görüyor olacağız. Bu sayfanın bir kopyasını alalım. Matrisi biraz basitleştirelim. Daha önce yazdığımız Satışlar All Calculate versiyonunu matrise tekrar ekleyelim. Şimdi DAX diline sonradan eklenen fonksiyonlar var. All yerine daha sonrasında Remove Filters diye kullanabileceğimiz başka bir fonksiyon daha eklendi. Buradaki All Satışlar ifadesini biz şu şekilde de yazabiliriz. All Satışlar yerine Remove Filters satışlar. Her ikisi de aynı kapıya çıkacak. Birebir aynı. Sadece sintaksları farklı. Ben ilk alıştığım orijinal hallerini kullanmayı tercih ediyorum ama son kullanıcı açısından ya da yeni öğrenmeye başlayan birisi açısından düşünmek gerekirse remove filters, filtreleri kaldır. Ola göre biraz daha anlamlı olabilir. Her ikisi de aynı sonucu veriyor. Sadece sintaksları farklı. Ben remove filters'a comment atacağım. All satışları tekrar aktif hale getireceğim. Şimdi bir önceki derste demiştik ki all ve all selected sadece tablo değil sütun veya birden fazla sütun sintaksını da kabul ediyor. Ona birer örnek yapalım. Buradaki kategori slicer'ını ek olarak ürünler tablosundaki markayı getirelim slicer olarak. Şu an yazdığımız metrik bu tablodaki satışlar all calculate formülünü tekrar görelim. Hiçbir filtreye cevap vermiyor. Çünkü all satışlar, satışlar tablosunun hepsine bakacağım. Peki bu matristen satışlar all calculate'i kaldıralım. Şöyle bir metrik yazalım. New measure Satışlar Kontozo. ve bilgisayarlar değil eşittir. Yapmak istediğim şey markası Contoso olan ve kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin satışlarını buluyor olmak. Calculate satışlar Yapmam gereken ilk şey marka ve kategori üzerinde eğer bir filtre varsa o filtreleri kaldırmak all table name or column name column name 1 2 3 diye gidiyor. Diyorum ki ürünler tablosundaki marka üzerindeki filtreleri kaldır. Aynı zamanda ürünler tablosundaki değil kategori tablosundaki kategori sütunu üzerinde filtreleri kaldır ve kendi filtrelerini set et. Ben neyi görmek istiyorum? Benim görmek istediğim şey marka olarak Kontuzayı görmek istiyorum ve kategori olarak da bilgisayarları görmek istiyorum. Eğer mevcut filtre kontekste gördüğüm seti bozup tamamen kendi filtre kontekstimi kendi görmek istediğim veri setini oluşturmak istersen böyle bir kalıbı kullanabilirim kaldırmak istediğim bütün sütunları all parantezine alıyorum. Eğer kaldırmak istediğim filtreler aynı tablodaki sütunlar üzerinden geliyorsa tek bir parantez altında bunları belirtebilirim. Örneğin ürünler tablosunda marka haricinde renk var, sınıf var, üretici var. Buraya yazabilirim. Tek bir ol parantezi içerisinde aynı tablodan gelen sütunlar üzerinden filtreleri kaldırmak istersem ürünler tablosundan gelen bir başka sütunu burada belirtebilirim. Ürünler sınıfı da kaldır. Eğer farklı tablolardan gelen sütunlar üzerindeki filtreleri kaldırmak istiyorsam ayrı ol parantezlerine almam gerekiyor. Aynı ol parantezi içerisinde aynı tablodan gelen sütunları kullanabiliriz. Farklı tablolardan gelen sütunları farklı ol parantezlerine almamız gerekiyor. Burada da diyebilirim ki kategori bilgisayarları olacak. Sınıfı da ekonomi olacak diyebilirim. Peki bu yazdığımız metriği bir karta düşürelim. ismini de düzeltelim. Kontozo bilgisayarlar ve ekonomik olacak. Bunu da bir karta düşürelim. Şunu da aşağıya alalım biraz. Sınıf bilgisinde bir slicer olarak ekrana getirelim. Sınıf bilgisi burada, bu da bir slicer. Şimdi Calculate'in bu kalıbı mevcut filtre kontekste ne görüyorsun, umurumda değil. ...ben kendi filter kontekstimi yaratacağım demenin yollarından bir tanesi. Her kategori karşısında aynı şeyi gösteriyor. Çünkü yapmak istediğim şey tamamen kendi filter kontekstimi yaratmak üzere. Burası için bilgisayarlar diye orijinal filter kontekste başladık. Ama hayır, ben onu istemiyorum. Veya şu hücre için yapalım. Bizim yazdığımız metrikte de bilgisayarlar var çünkü cep telefonları satırı için örneklendirelim, açalım cümlemizi. Orijinal filtre kontekste cep telefonları diye başladık ama ben o filtre konteksti bozuyorum. Marka ve ürünler sınıf aynı tablodan gelen aynı ol parantezi içerisindeki marka ve sınıf sütunları üzerindeki bütün filtreleri kaldırıyorum. Aynı zamanda kategoriler tablosunda bir seçim yapıldıysa kategori sütununda bir seçim yapıldıysa onu da kaldırıyorum. Kendi filtre kontekstimi yaratacağım. Marka bu olacak. Kategori bu olacak. Sınıf bu olacak. Ve all parantezi içerisinde belirttiğim sütunlarla ilgili yapılan hiçbir seçime riayet etmeyeceğim. Ne seçersen seç. Lüks mü seçtin? Umurumda değil. Uymuyorum. Gibi. Ama bu belirttiğim sütunlar haricinde misal tarih tablosundaki yıl ay gibi sütunlardan gelen bir filtre olursa onlara riayet edeceğim. Formülü tekrar ekrana alalım. Tarih tablosundan yıl sütununu ekrana bir slicer olarak düşürelim. Sen bir slicersın. Rakam 104 küsür. Yıldan bir seçim yaptığımda yaptığım seçime riayet ediyor. Ama diğer geri kalan ol parantezi içerisinde belirttiğim hiçbir seçime uymuyor. Okey, filter context kavramı ilk gördüğümüz DAX konseptiydi. Tamamen tablolar arasındaki ilişkilerin ok yönlerinden ve kullanıcının yaptığı seçimler üzerinden fake tabloların filtrelenmiş halini görüyorduk. O filter context'te gördüğümüz fake tablosu bütün metriklerin ...ilk bulduğu, eşittir öncesinde ilk bulduğu şeydi. Filter, all ve all selected fonksiyonları ile bu filter kontekste gördüğümüz seti nasıl değiştirebileceğimizi gördük. Calculate'in all ve accuracy ile birlikte kullanılması durumunda... ...o filter konteksti bozup tamamen kendi istediğimiz, kendi görmek istediğimiz filter konteksti nasıl yaratacağımızı bu derste görmüş olduk. Okey, bu Calculate'e giriş dersini All ve Ecurus ile sınırlandıracağım demiştim. All grubunda şu ana kadar kullanmadığımız bir fonksiyonumuz daha var. All Accept. Şimdi şöyle bir şey hesaplamak istediğimizi varsayalım. New Measure. Tüm marka üretici sınıf satışları. Calculate. Satışlar. All parantezini açalım. Şimdi marka, sınıf, üretici hepsi ürünler tablosunda olan sütunlar dolayısıyla hepsini tek bir ol parantezi içerisinde yazabilirim. marka, üretici, sınıf. Eğer farklı bir tabloda bulunan bir başka sütunu çağırmak isteseydim onu ayrı bir ol parantezi altında yazmam gerekirdi. Parantezimizi de kapatalım. Matrise de düşürelim. Şimdi bu formülün yaptığı şey açık. Ürünler, marka, üretici, sınıf üzerinde bir filtre varsa onların hiçbirini umursamayacağız. Tüm markalara bakacağız, tüm üreticilere, tüm sınıflara bakacağız. Dolayısıyla matriste marka varken marka satırındaki hiçbir şeye riayet etmiyor. Kendi bildiğini okuyor. Tüm marka, üretici ve sınıflara bakıyor. Aynı şey Matrise sınıf düşürürsek gene geçerli. Matrise üretici koyarsak gene aynı hareketi yapacak. Hiçbirini umursamayacak. Neye dikkat edecek? Neyi kale alacak? Eğer başka bir tablodan gelen, ol parantezinde belirtmediğimiz bir sütundan gelen bir filtre varsa onu dikkate alacak. Yıldan bir seçim yaptım, rakam değişti. Kategorilerden bir seçim yaptım, rakam değişti. Şimdi formüle tekrar geri gelelim. Aynı tablo altındaki sütun sayısı, ol parantezine verdiğim sütun sayısı artmaya başladığı zaman bunun bir de alternatif versiyonu var. Bunu commentleyelim. Alternatifi all except. All except ürünler tablosundaki renk sütunu. Ürünler tablosundaki tüm filtreleri kaldır, accept, rank. Üstteki versiyonun farklı sintaksı. Şimdi bu dersi şöyle bitirelim. Dersin başında demiştim ki biz Calculate'e verdiğimiz expression'da ya daha önceden yazdığımız bir metri çağırırız ya da metrin açık halini yazarız. Şu ana kadar yaptığımız örnekler üzerinden düşünmek gerekirse buraya satışlar metrini yazmakla satışlar metrinin formülü kopyalayalım. Satışlar metrin açık halini yazmak arasında hiçbir fark yok. Buraya bir comment atalım. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler üzerinden bununla bunun arasında bir fark yok. Ama calculate başka işlevleri de olan bir fonksiyon. Context transition denen bir kavram var ve sadece calculate ile devreye giriyor. O konsepti öğrendiğimizde bir metriği çağırmakla metriğin açık halini çağırmak arasında fark olduğunu göreceğiz. Ama şu ana kadar yaptığımız örnekler üzerinden Calculate'e bir metrik veririz. Onun farklı versiyonlarını alırız.